Tamam. Bildiğiniz gibi Erdoğan'ı desteklemişti. Uzun süre sessizliğini de bozmamıştı, sessizdi. O sessizliği Özgür Özel için bozdu ve bakın neler söyledi. Biz ilk günden beri ortaya bir hedef ve plan koyduk. Plana sadık kaldık. Birçok temel hedeflerimize ulaştık. Plana sadık kaldık dedi, seçim sonrası sessizliğe büründü. Sessizliğini bozansa CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Tıpkı seçimin ikinci turunda destek verdiği Cumhur İttifakı gibi o da Özel'i eleştirdi. Silivri'de, Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Tayfun Kahraman'a, Can Atalay'a, Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Mustafa Kemal Atatürk olsaydı bölücülere selam çakar mıydı? Asla yapmazdı. CHP'nin büyük kurultayında partinin 8. genel başkanı oldu Özgür Özel. Seçilir seçilmez de Cumhur İttifakı'nın hedefi haline geldi. Gerekçe Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermesi. Kazanan zat o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir. Hedef bölücüdür. Siyasetteki nifak tohumu ve ayrık otudur. Osman Kavala Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir. Nazik bir tebriği aramayı çok görüp daha tebrik etmeden eleştiride bulunan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bu hareketlerini de şaşkınlıkla karşıladığımı da söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan da Özel'in Kavala ve Demirtaş'a selam göndermesini eleştirdi. Bunun bir dost tavsiyesi olduğunu söyledi. Bir değişim yaşandı. Yeni bir süreç başladı. Bu sürecin Türk siyasetini bölücülere ve bölücülere selam çakanlara mahal bırakmayacak şekilde Türk siyasetinin temizlenmesi lazım. Buradan Sayın Özgür Özel'e hem hayırlı olsun diyorum hem de bir dost tavsiyesinde bulunmak isterim. Şimdi az önce de söylediğim gibi Veli Ağbaba yayınımıza konuk oluyor. Hemen kendisine bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, Ankara'dan selamlar, saygılar. Nasılsınız? Yorgunuz hala. Nasıl? Yorgunuz ama umutluyuz. Yorgunuz ama umutluyuz. Peki. Şimdi bugünkü devir teslim törenini, CHP'de olanları, konuşulanları, Kılıçdaroğlu'nun o hani ikinci turda çekilecekken o odada olanları sizinle konuşmak istiyoruz elbette. Ama öncesinde şimdi birlikte izledik, siz de zannediyorum takip ettiniz Sinan Oğan'ın bu açıklaması. Bugün grup toplantısında Meral Akşener'in söyledikleri vardı. Şöyle bir genel CHP dışındaki diğer partilerden, parti liderlerinden gelen açıklamaları bize bir yorumlasanız neler söylersiniz? Şimdi şöyle, genel başkanımız Sayın Özgür Özel kurultay konuşmasında siyaset yaparken, konuşurken AKP'nin, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın çizdiği sınırlarda değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin inanmış olduğu değerlerde siyaset yapacağını, konuşacağını ifade etti. Şimdi kimin terörist olduğuna, kimin terörist olmadığına dönem dönem bu arkadaşlar karar veriyor. Kimi zaman terörist, kimi zaman baş tacı ediliyor. Sinan Oğan bir Türk milliyetçisi. AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın izlemiş olduğu politikalara çıtı çıkmıyor. Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri. Bu Türkiye'yi adeta yok eden mülteci politikasıyla ilgili sesi çıkmıyor. Ya da Hizbullah'la, Kürt Hizbullah'la, yani Hüdapar'la İşbirliği yapılırken onlara terörist diyemiyorlar. Ki bunlar biliyorsunuz 2000'li yıllarda Konca Kuruş gibi birçok insanı domuz bağı yöntemiyle öldürüp betona gömmüşlerdi. Onunla ilgili hiçbir yorum yapmıyorlar. Onların teröristliği konusunda çıtları çıkmıyor. Ya da Hamas'la ilgili bir yorum yapmıyorlar. Ama hepimizin bildiği, hepimizin net olarak gördüğü siyaseten, siyasi karlarla, yatan insanlarla ilgili bir selam göndermeyi de bir terörle işbirliği diyorlar. Biz bu söylemlere alışırız. Sayın Grup Genel Başkanımız Özgür Özel de biliyorsunuz milletvekilimizin ilk döneminde Cumhuriyet Halk Partisi cezaevi komisyonu üyesiydik. Biz o zaman Ergenekon'dan, Balyoz'dan, Oda TV'den, askeri casustan yatan insanlarla ilgili bu tür açıklamalar yaparken onlar bize darbecisiniz diyorlardı. Bugün bizim haklı olduğumuz ortaya çıktı.
İlker Başbuğ'a terörist diyenler, Fatih Hilmoğlu'na terörist diyenler, Mustafa Balbay'a terörist diyenler, Mehmet Haberal'a darbeci diyenler bugün utanç içerisinde, ama biz o gün durduğumuz noktanın aynısı, aynı yerinde duruyoruz. İnsan hakları, demokrasi, özgürlükler sadece belli bir kesimin faydalandığı ya da sadece belli kesime ait olan konu değil. Siyasi görüşü ne olursa olsun, savunduğu düşünce ne olursa olsun, eğer terörü savunmuyorsa ve insan hakkı ihlaline uğruyorsa bunları savunmak bizim görevimiz. Evet. Biz bakın, biz kendimize çok farklı siyasi, çok farklı insanın haklarını savunduk. Cübbeli Ahmet Hoca'yı cezaevinde ziyaret eden biziz. Ya da hiç siyasetle birlikte olmadığımız farklı kesim, yani bugün siyasetle beraber olmadığımız insanların haklarını savunan biziz. Bundan sonra da siyasi görüşe ne olursa olsun, bu muhafazakar olabilir. Bakın, Sayın Kuytu'nun cezaevinde ziyaret eden de biziz. Yani siyasi görüşü ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, eğer insan hakkı ihlali varsa bunu savunmak bizim görevimiz. Bugün plan bütçede İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi konuşuluyor. Orada cumartesi annelerle ilgili hedefli milletvekilleri beyaz tülbent takarak onların haklarını savunuyorlar. Şimdi hatırlayın, bu tırnak içerisinde barış ya da çözüm süreci içerisinde biliyorsunuz cumartesi anneleri AKP'nin baş tacısıydı. Berfo anayla ağlayan bir Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardı. O süreç bitince cumartesi anneleri düşman oldu. Yani biz tarihe göre, koşullara göre bir siyaset yapmıyoruz. İnandığımız şeyleri savunuyoruz. Evet. Cumartesi annelerinin eylem yapması nasıl bir haksa 2013'te, 2015'te, bugün de bir temel insan hakkı olarak görüyoruz. Dolayısıyla hem Sayın Oğan'ın söyledikleri, hem Sayın Bahçeli'nin söylediklerini ciddiye almak doğru değil. Onun üzerine siyaset yapacak değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Demokrasiyi savunuyoruz. Onların çizdiği sınırlar içerisinde siyaset yapmayacağımızı Genel Başkanımız Özgür Özel kurultayda net olarak söyledi. AKP ne der? MHP ne der? Böyle bir kaygımız yok. Biz kendi doğrularımızı, kendi bildiklerimizi savunmaya devam edeceğiz. Veli Bey, şimdi İmam Bakır Üküş ismi çok konuşuluyor o geceden bu yana, o görüntülerden bu yana. Sizin de dikkat çekici bir açıklamanız oldu kendisiyle ilgili. Birazdan onu soracağım. Hatta izleyicilerimizi kısaca paylaşayım. Ajan provokatördür yorumunu yaptınız. Ama öncesinde bize biraz devir teslim hakkında bilgi verseniz. Nasıl bir devir teslim olacak? Nasıl hazırlıklar yapıldı? Ne oldu? İmam Bakır Üküş'e sonra geleceğim. Şimdi şunu söyleyeyim önce. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her Cumhuriyet Halk Partili'nin herkesin saygı gösterdiği bir önemli siyaset adamı. 13 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapmış. Birçok ezberi bozmuş. Hem liderimizdi hem de şahsen partideki herkesin büyüğü, kıymetlisi. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hem kurultayda yapmış olduğu demokrasiye uyumlu davranışlar açısından bir teşekkür etmek lazım, minnet duymak lazım. Çünkü onun, düşünün ki bir siyasi partinin genel başkanı çoklu yarışın önünün açılmasına katkıda bulunuyor. Kurultay son derece demokratik koşullarda yapılıyor. Dünyaya yakışan bir kurultay oldu. Kavgasız, gürültüsüz bir kurultay oldu. Ve hep böyle seçimden önce bir sürü laflar söyleniyordu. Delege asker denildi, bilmem ne denildi, ama delegenin Mustafa Kemal'in askeri olduğunu özgür iradesiyle oy verdiğini hep beraber gördük. Kemal Kılıçdaroğlu hepimizin, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de, Veli Ağbaba'nın da, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan herkesin kırmızı çizgisidir. Bir önemli değerimizdir. O değerin kıymetini biliyoruz. Bundan sonra da bilmeye devam edeceğiz. Hepimizin üzerinde emeği vardır, hakkı vardır. Zaman zaman MYK'da, zaman zaman bulunduğumuz baş başa olan ortamlarda izlemiş olduğu politikaları izledik ve o hoşgörüyle bizi dinledi. Benim şimdiye kadar tanıdığım, gördüğüm en demokrat liderdir. Hiçbir eleştiriden kızmayan, ondan bir sonuç çıkarmaya çalışan bir liderdir. Onun hakkını da teslim etmek isteriz. Yani
Maalesef keşke kazansaydı ama maalesef böyle bir sonuçla karşılaştık. 28 Mayıs'ta ve 14 Mayıs'ta keşke kazansaydı.